Altın Ekonomisi programına hoş geldiniz. Altınla ilgili tüm gelişmelerin, tüm verilerin, tüm parametrelerin masaya yatırıldığı programımızın bu haftaki önemli konuğu İş Bankası Sermaye Piyasaları Bölüm Müdürü Sayın Işıl Dadaylı. Işıl Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Burak Bey. Şimdi size çok sorum var ama dilerseniz öncesinde ALB Forex Altın ve Para Piyasası uzmanı Şirin Sarı'ya bağlanalım. Şirin, merhaba. Merhaba Burak, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şimdi bu hafta altındaki gelişmeleri sormak istiyorum sana. Haftanın da ortasına geldik. Dolayısıyla şimdi Avrupa Merkez Bankası ile başlayalım istersen. Avrupa Merkez Bankası'nın altına olan etkisi şu an itibariyle nasıl oldu? ECB'den 75 baz puanlık bir faiz arttırımı geldi. Bunun etkisi aslında piyasalarda faiz söylemiyle beraber zaten Mart ayından beri gördüğümüz şey şuydu. Fed'in ilk faiz arttırımıyla beraber neredeyse faizli zirveler, altın da zirvelerden %20'ye yakın düşüşler gerçekleştirmişti. Aslında yine altın tarafında belirleyici olan noktalardan bir tanesi de ECB faiz kararı oldu. 75 baz puanlık faiz arttırımı, fakat asıl odaklandığımız nokta Avrupa'daki enerji krizi ve bugün gelecek olan Avrupa Enerji Birliği'nde komitesinden açıklamalar takip edilecek. 75 baz puan faiz arttırımının yanı sıra piyasadan aslında bir sonraki faiz arttırımında da ECB tarafında neredeyse yine 75 ve 100 baz puan faiz arttırımı beklentisi oluştu. Çünkü önümüz kış, Avrupa büyük ihtimal belki de tarihin en zor kış aylarından birisini geçirecek. Enerji maliyetleri ve belki de kesenin tekrar açılması, yani Merkez Bankası'nın tekrar Avrupa'daki ülkelere desteği, hane halkına, kurumlara ve sanayiye desteğiyle beraber para basmak zorunda kalması ve buna paralel olarak da yüksek enflasyonun tekrar ortaya çıkıp faiz tarafında Merkez Bankası'nı zorlama gibi bir durum söz konusu olabilir. Yatırımcılar özellikle altın konuşuyorsak eğer, resesyon konusunda ve enflasyon konusunda ki Merkez Bankası adımlarına güvendiği noktada biz altında düşüşün devam edeceğini söyleyebiliriz. Ama buradaki faiz söylemiyle beraber baskılanan bir altın görüyoruz Mart ayından beri. Buna Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları da eklenmiş oldu Fed'e. Ama enflasyon tarafındaki düşüşü net bir şekilde göremediğimiz sürece, ki en son açıklanan Ağustos ayındaki Temmuz ayı rakamlarında yine Avrupa'daki enflasyon rakamlarının yüksek olduğunu seyrediyoruz. Yani ECB evet 75 baz puanı getirdi ve veri odaklı davranacağına dair, aynı Powell'ın söylemlerinde gördüğümüz gibi veri odaklı davranacağına dair söylemleri oldu. Ama piyasalara yansıması ne yazık ki bu noktada resesyon endişelerinin, yani merkez bankalarının aslında piyasaları bu kez yönlendirememesi sözlü anlamda piyasada satış getirdi. Altında güçlü durmaya çalışıyor açıkçası Burak. Peki şimdi ABD'den gelecek olan enflasyon rakamları özellikle Fed'in 21 Eylül kararını nasıl etkiler ve bunun altına etkisi nasıl olur? Aslında dün TÜFE rakamlarını takip ettik. Bugün itibariyle ÜFE rakamlarını takip edeceğiz. TÜFE'de 9.1'den 8.5'a düşmüştü Temmuz ayı enflasyonu ve Ağustos ayı enflasyonun da dün itibariyle 8.3'e düştüğünü gözlemledik. Bir önceki veriye göre düşüş var ama 8.1'lik beklentiye göre de bir yükseliş var. Tabii ki beklenti fiyatlanmış oldu piyasalarda. Şöyle bir endişe oluştu. Yani hem gıda başta olmak üzere fiyatlarda ve her kalemde neredeyse enflasyonist baskının, fiyat artışlarının enflasyona katkısını gözlemliyoruz. Yani tabana yayılan bir durum söz konusu enflasyonda. Geçen önceki veride enflasyonda artık bir tavan görülebilecek miydi? Yani tavan karşılığında, tavan oluşumuyla beraber, yani 9.1 artık tavandı. Ondan sonra düşüş seyri başlayacak gibi bir endişe vardı. Ama dün açıklanan 8.3'lük enflasyonla yatırımcılar tam tersi enflasyonda kış ayları içerisinde özellikle OPEC'in tavrı, durumu ve petrol tarafındaki arz ve talep dengesizliği dolayısıyla ve buna paralel enerji tarafındaki tüm dünya
dünyadaki elektrik ve doğalgaz maliyetlerinin artması dolayısıyla yatırımcılar bir miktar buna ikna olamadılar. Yani 8.3 ama kış aylarına doğru tekrar belki çift taneli, tekrar demeyeyim 9.1'di, belki çift taneli rakamlara doğru enflasyonist bir baskı görebiliriz de enflasyon tarafına yükseliş görebiliriz gibi bir beklenti içerisine girdiler bugün itibariyle. Enflasyon söylemini konuştuğumuz zaman hemen paralel olarak faiz geliyor ki biz 75 bas puanlık faiz arttırımı fiyatlıyorduk 21 Eylül'de. Bugün itibariyle neredeyse 100 bas puanlık faiz arttırım beklentisi de %30 beklenti dahili, beklenti içerisine girmiş oldu. Yani Fed 3'ün üzerindeki bir politika faizini fiyatlarken artık bugün piyasanın beklentisi %4-4,5 gibi oldu ki bunun içinde Fed'in neredeyse 175 bas puanlık bir faiz arttırımına gitmesi gerekiyor. Ekim ayı nitekim Fed'in toplantısında olmadığı bir ay olacak. Daha sonra 1-2 Kasım'da, 2 Kasım'da Powell'ın konuşmalarını ve faiz kararını takip ediyor olacak. Yani önümüzdeki çarşambadan sonra bir aylık süreç içerisinde yine Powell'ın söylemlerinde verileri takip edeceğiz. Enflasyon verilerini ki ikinci çeyrek büyüme rakamlarını takip edeceğiz. Ve şirket karlılıklarını takip edeceğiz. Yani Ekim ayı içerisinde 3. çeyrek bilanço döneminde şirketlerin karlılıkları, faiz artırımı ve enflasyonist etkinin aslında şirketleri olan bilançoları nasıl etkilemiş, bu kalemleri takip etmiş olacağız. Yani Fed tarafında faiz artırımı beklentisi devam ediyor olacak. Büyük ihtimal önümüzdeki hafta 75 bas puanlık faiz artırımı gelecek ve daha sonrası için artık %3'ün üzerinde hangi noktalara kadar ve 2023'te hangi aya kadar ya da hangi döneme kadar yüksek faizi piyasa kabullenecek ya da bunu sindirebilecek, bunu takip edeceğiz. Yani dün gelen enflasyon verileri nasıl, Fed'e nasıl yansıyacak, önümüzdeki haftayı bekleyip göreceğiz diyorsun. Şimdi burada şöyle bir kritik bir şey sormak istiyorum sana. Ons fiyatı şu anda 1700'lerde gidip geliyor. Dolayısıyla şu dakikadan sonra ons fiyatı 1680 bandını kırıp aşağı doğru mu gider, yoksa 1800'lere doğru bir harekete başlar mı? Evet, bu dün itibariyle 1796 seviyelerine kadar düşüşler, 1696 seviyelerine kadar düşüşler görmüştük ons tarafında. Yeniden hızlı bir şekilde 1700'ün üzerine attı. Evet, faiz söylemleri, faizdeki artışlar tabii ki dolar endeksinin güçlenmesini ve altın tarafında altın taşıma maliyetinin yükselmesini sağlıyor. Bu da dolar endeksinin zaten tekrar 110 seviyelerine yakın seyretmiş olması altın tarafını baskılıyor. Ki 2070'ten bugüne kadar, yani 1700 seviyelerine kadar %20'lik bir düşüş gözlemledik ki yılbaşından beri de %6'lık bir düşüş var altın tarafında. Faiz artırımından sonra özellikle düşüşler daha da hızlandı. Piyasa ikiye ayrılmış durumda. 1700'ün üzerinde seyir devam edecek mi, yoksa 1680-1700 bandı bu kez kırılacak mı? 1700'ün üzerinde seyir için enflasyon sorununun bir kere halledilmiş olması gerekiyor. Yani oradaki düşüşü ya da yatay seyri görmüş olmamız gerekiyor. Ki gördüğümüz zaman Fed ya da merkez bankaları tarafındaki faiz söylemleri biraz daha yumuşayabilsin. Fed en azından daha küçük adımlarla faiz artırımları tarafında aksiyonlar alabilsin. Bunların etkilerini ya da faizle beraber aslında hem enflasyondaki düşüşle beraber pozitif havayı görebilmemiz gerekiyor. Yani ekonomideki atılan adımların sıkılaşmayı sağladığına dair adımları görebilmek durumunda aslında altından vazgeçmek gerekiyor. Ama enflasyondaki yüksek seyir devam ederken ve merkez bankalarının aslında genele yayılan ve buna paralel olarak da şirketlerin işsizlik konusundaki söylemlerinin yükseldiği bir ortamda altından vazgeçmek biraz zor. Tabii ki taşıma maliyetleri ve altın ETF fonlarına baktığımız zaman zaten Nisan ayından beri çıkışların olduğunu görüyoruz. Çıkışlar devam ediyor. Gelen bankaların stratejistleri tarafındaki açıklamalar da genel olarak altının düşüş
yolunda devam etmesi yönünde ama 1700 o nedenle belirleyici olacak. Eğer orada biz haftalık günlük kapanışları görebilirsek 1610 seviyelerine kadar esnemeler normal kabul edilebilir ons altın tarafında. Ki merkez bankalarının söylemleri ve veri odaklı tavırları söylenenin yolunda gitmesi durumunda. Tabii ki piyasa resesyon ya da bu söylemlere inanıp da mı fiyatlama yapacak? Bir kere enflasyon masadan kalkmadığı sürece altın yine güçlü tarafta kalmaya devam edecek taşıma maliyetine paralel olarak. Ki biz fiziki olarak baktığımızda verilere bu hafta geçtiğimiz haftadan beri Avrupa'da fiziki olarak da altın alımlarının arttığını görüyoruz. Bu uzun süredir böyle, yani enflasyon verisi fiyatlandığından ya da yükseldiğinden beri, bu yılın başından neredeyse ikinci çeyrekten beri Avrupa tarafında fiziki alımların geldiğini görüyoruz. Merkez Bankası tarafında alımların geldiğini görüyoruz ama fonlar tarafında 1800'den beri özellikle ciddi satışlar, ciddi çıkışlar oldu. O da taşıma maliyeti dolayısıyla. Eğer yine jeopolitik risk olmasa bile enflasyona paralel olarak altın güçlü tarafta kalabilir. Yani enflasyon tavan yapıp yataya bağlayıp ya da düşüş seyrine devam edecek mi, etmeyecek mi? Ve merkez bankalarının söylemleri bu noktada şahinleşecek mi, güvercinleşecek mi? Bu bizim takip edeceğimiz en önemli noktalardan bir tanesi. Çok teşekkür ederim Şirin, değerli görüşlerin için. Teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet Işıl Hanım, Şirin Hanım'ın görüşlerini hep beraber dinledik. Uzunca bir bize açıkladı.